Selam sayın izleyenler ülkemizden gelen haberlerimiz vardır başta onlar izleyelim Makedonya Sendikalar Federasyonu 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda işçi devletleri soganıyla 1 Mayıs protestosunu düzenlemekteydi. Sendika işçiler, vatandaşlar ve sendikacılar hep birlikte ayağa kalkıp birlik ve beraberlik göstermeli, kötü hükümet politikalarına ve niyetlerine engel olmalıyız diye denildi. Makedonya Sendikalar Federasyonu'ya göre, 1 Mayıs eylemi hükümetinin herkesin sesini duymasının tek yoğmasıyla birlikte, Ersen olduğu gibi bu senede protesto üzerine memnuniyetsizliğin ifade edilmesine karar verilmişti. Müzik Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, 1 Mayıs İşçi Bayramı münasebetiyle vatandaşlara bir açıklama yapmıştı. Pendarovski Kuzey Makedonya'nın gelişmesi ve ilerlemesinin yanı sıra gençlerin anavatanlarına kalmaların bir ön koşuğun büyük ölçüde işçilerin çalışma koşullarına ve modern standartlarına bağlı olduğunu yazmıştı. Bu nedenle onun da dediği gibi işçilerin haklarını sürekli gözden geçirmeli, Müte yandan ise olumsuz soğan örnekleri ortadan kaldırmalı ve daha fazla refah getirmek için mevcut olan durumları nasıl iyileştirebileceğini düşünülmeli. Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski özellikle bir Mayıs dünya ve ülkemizde kutlanan bayramlardan birisi olduğundan dolayı işçilere bu mesajla da büyük bir önem vererek 1 Mayıs bayramını kutlamış oldu. çalışmalarıyla ülkemize hareket ve kalkınmayı sağlayan herkese saygılarımı sunuyorum. Bu şekilde Başbakan Dimitar Kovacevski, Uluslararası İşçi Bayramı münasebetiyle son 10 yıllara hatırladığımız en büyük ekonomik ve enerji krizi koşullarında bile söz konusu olmasına rağmen hükümetçe olarak tüm gereken çalışmalar yapılmıştır ve ekonomimiz ileriye doğru hareket etmeye devam etmişti. Ona göre sağlam bir temelimiz vardır ve bu nedenle azgari ve Ortalama ücretler kendisinin dediği gibi artmaya devam edecektir. Mayısın başlamasıyla birlikte ilk öğretim okullarında birinci sınıf kayıtlarına başlanmaktadır. Geçen seneden itibaren özellikle birçok değişiklikte de söz konusu olmasıyla birlikte kayıt tam bir ay sürecektir. Kayıtlar 2023-2024 okuma yılı ile ilgili olarak online üzerinde yapılacaktır. Öte yandan ise tüm gereken evraklar taranacaktır ve pdf olarak yüklenecektir. Bununla beraber özellikle doğum kağıdı başta olmak üzere aşılamayla ilgili olarak rapor bir de göz doktoru ve diş doktorundan da raporların eklenmesi söz konusu farz kalınmıştır. Ondan dolayı tüm gereken yapılacak çalışmalar ebeveynler özellikle uslugi.gov.m'ye başvurup oradaki istenenler göre hareket edebilecektir. Tüm gereken kayıt çalışmaları bu ayın sonuna kadar devam edecektir. Bölgemizden ilginizi çekecek olan haberlerimiz vardır. Ekodron patrola çalışmaları kapsamında özellikle debre ve debre bölgesinde gayrimeşru olan çöplük yerleri tespit edildikten sonra temizlenmeye devam edilmektedir. Geçenlerde Progres ve Udova'ya giden yolların üzerindeki çöplükler temizlendi. Proje koordinatörü Şuyb Marko'ya göre aynı çalışmalarına devam edilecektir. Tüm gereken destekler söz konusu olmasıyla birlikte yine de Ekodron patrolaya verilecek olan desteklerden en büyüğü vatandaşlardan gelmeli. Bununla beraberce hem devre daha iyi ve daha temiz bir şehir olacaktır. Hem de vatandaşların hak etmiş olduğu bir şehirde kendi hayatına devam edecektir. Yabanı domuzlardan sonra kahverengi olan ayda arılara büyük zarar vermektedir. Bununla beraberce son yapılmış olan ile birlikte Mensur Şakiroski'ye ait olan Suşisa'da bulunan 30 tane koan tamamen zarar görmüştü ve bununla beraberce özellikle artık yeni bir güvenlik çalışmalarına başlatılması için bir sebep söz konusu olduğuna başlanmaktadır. Bununla beraberce ilgili bakanlığa da destek ver verilmektedir mevcut olan zarar görenlerin arasında büyük şekilde zararlar bazen 5-6 bin euroyu geçmektedir. Son tespit edilmiş olan zararın da Suşitsa'da yapılmış olan zararı 6 bin euroyu geçmektedir. Ondan dolayı bununla beraberce yapılması gerekenler ancak ortak bakanlık ve ilgili makamlarıyla beraberce artık en iyi bir şekilde gerçekleştirilebilir. Şimdilik ise arıcılar mevcut olan domuz ayılarından ve ge geri kalan hayvanlardan şikayetçi olmaları ile birlikte buna bir son çözüm verilmesi konusunda bir çağrı da söz konusu oluyor. Branislav Nuş için şüpheli kişi dramı Debre ve Debre bölgesinde yaşayan tiyatro sevenlerin önüne gösterildi. Bu seferde 28 Kasım lise öğrencileri ve hocaları Cevid Miftaroski tarafından harika hazırlanmış olan dram tüm katılanları ve özellikle tiyatro sevenleri için bir buluşma ve stres atma fırsatı olmuştu. Uluslararası Olimpik Open turnuvasına katılan Debre karatecileri sadece kendilerine değil bu sefer de Debre ve Debre kulübüne de büyük bir hediye getirmiş oldular. O şekilde Durin Paçuk'a ait olan Külübü Dibra bu seferde en iyi takım olarak seçilmiştir. Buradaki müsabakalarına katılmış olan karatecilerin arasında Sara Duka ve Genta Sela birinci yerleri kazanırken ikinci ve üçüncü yerleri Yera Koca, Emma Çutra ve Seydiye Neziri kazanmış oldular. Öte yandan ise özellikle mevcut olan çalışmaları kapsamında bu hafta sonu bu şekilde de devam devam etmesiyle birlikte diğer takımı da Uraniku Karate Kulübü bu seferde de başarıdan başarıya devam etmektedir. Kosova'da düzenlenmiş ve Arnavutluk'ta turnuvarla katılan Uraniku Karate Kulübü karatecileri bu seferde kendi çalışmalarıyla göz doldurmaktadır. Kulübü Başkanı Luan Gerdi'ye göre tüm gereken çalışmalar ve karatecilerin etkinlikleri de önümüzdeki dönem devam edicimesiyle birlikte özellikle başarılı bir karate kulübü olarak da devam etmek istiyorlar. O şekilde de kendi çalışmalarına da özen göstermekteler. Son haberimiz de spordan gelmektedir. Özellikle Debreşehir Stadyumunda bu sefer de Debre takımı Sateskay'ı 4-1 farklı bir skorla yenerek kendi 3 puanına da imza atmış oldu. O şekilde 90 dakikalık üstünlüğü göstermesiyle birlikte buna da yetmedi. 4 gol devre takımı atmış oldu. Gol atanların arasında kaçan Nikoleşi, Juliuski ve Koçi kendi adlarını yazdırdı. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.